Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ya Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde kalit eksikliği vardı bence geçtiğimiz yıllarda. O kalit eksikliği o bölgelerde yapılan transferlerle birlikte bence giderildi büyük ölçüde. Evet bir tane Santrfor'da alındığı zaman çok daha başka noktaya gelecektir ama şimdi sayayım. Emre Mor çok kolay adam geçen, adam eksilten bir oyuncu. Hücum bölgesinde topu ayağına aldığında. Lincoln aynı şekilde 2. Ener Valencia 3. Rossi 4. Kanat bekleri bu maçta oynayan o ferdi 5-6. Hatta icabında Zayt'sı da bunu bize, bir nebze dair edebiliriz buraya. 7. Yani hücum bölgesinde oyuncu eksilten sayı artıyor. Yani adam eksilten oyuncu sayısı artıyor. Bu takıma daha kimler dahil olacak? İrfan Can Kahveci tribündeydi. Mert Hakan Yandaş aynı şekilde dahil olacak daha bu takıma. Başka Joao Pedro. En önemli eksik bence şu anda. Yani evet Fenerbahçe Bahçedeniz maça çıkmadı ama geçtiğimiz sezon Serie süre olarak en çok, normalde kaleciler süre alırlar. Kaleciler dahil en çok süre alan futbolcu bir forvet oyuncusundan bahsediyoruz. Ve kaliteli bir forvet oyuncusundan bahsediyoruz. Joao Pedro dahil olacak daha bu takıma. Joshua King kendini bulacaktır mutlaka ki bence kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum hücum bölgesinde. Bir de Santa Fortanser oldu mu Başka hiçbir şey kaldığını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Ee, gelenler Fiziksel giden... olarak en hazır takım bu arada bence. Fenerbahçe'den Rodrigo Beka hamlesi. Sport 30 Süper Lig'in başlamasına sayılı saatler kala Fenerbahçe stoper arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Sarı Kanarya eski futbolcusu Tolga Yarsan'ın takım arkadaşı Rodrigo Becao'ya göz dikti. İtalyan basınından gelen haberlere göre yönetim 26 yaşındaki stoperin fiyatını sordu. Udinese'de top koşturan ve 1.91'lik boyuyla dikkat çeken futbolcu için sarı verdiler. Atilla Zalai'nin durumuna göre hareket edecek. Fenerbahçe Atilla Zalai takımdan ayrıldığı takdirde Rodrigo Beka için devreye girerek resmi teklifte bulunacak. İtalya Serie A ekibiyle 101 maça çıkan Brezilyalı stoperin transfer mark verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro. BKA daha önce Bahia ve CSKA Moskova formalarında terletti. İlk gelen haberlere göre ise Udinese'nin BKA için 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi. George Sus'tan santrafor talebi. 2022-2023 sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasletine son vermek isteyen sarılarcı jüvert'lerde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada transfer çalışmaları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Ali Koç son 4 senede hiç bu kadar erken sezona başlayıp erken transfer yapmadıklarını dile getirerek geç kalındığına katılmıyorum. İmkanlarınız sınırlı olduğu zaman istediğinizi istediğiniz zaman ne yazık ki yapamıyorsunuz. Transferlerle ilgili olarak niye hocanın istediği her şeyi yapıyorsunuz diyorlar. Ağzınızda kuşutsanız da her zaman tenkit edileceğiz ama bana göre bu sene doğru yoldayız. Transferimizi yaptık, 3 tane yerimiz kaldı. Solbek, kaleci ve Santrafor ifadelerini kullanmıştı. Solbek kaleci ve Santrafor takviyeleriyle transferi kapatmaya hazırlanan Fenerbahçe, Solbek ve kaleci transferlerinde zaten mutlu sona ulaştı. Alioski transferiyle Solbek pozisyonunu kapatan Kanarya, İrfanca Neyribayat transferiyle de kaleci pozisyonunu kapattı. Kanarya, Santrafor takviyesi için ise çalışmalarını hızlandırdı. Bonservis Everton'da bundan Moise Kane için yönetim düğmeye bastı. Transfer maktin verilerine göre George Jesson özellikle gezgin ve güçlü forvet talebine göre hareket eden yönetim İngiliz ekibiyle temaslara başladı. İtalyan futbolcu geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giymişti. Kane özellikle hava toplarında oldukça dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Kane ayrıca kanat forvet olarak da görev yapabiliyor. Fenerbahçe için Brezilya'dan William iddiası. Fenerbahçe'nin Corinthians forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vilyan'la ilgilendiği ileri sürüldü. Brezilya basınında çıkan iddialara göre Corinthians'tan ayrılmayı planlayan Sambacı'nın yeni adresi Sarı Lajverdi takım olabilir. Gelen haberlerde Corinthians'ın Flamengo'ya 2-0 mağlup olduğu Copa Libertadores yarı final maçında forma giymediği aktarılırken yaşadığı diz sakatlığı sonrasında Antrenmanlara başlayan tecrübeli sol kanat oyuncusunun sosyal medyada taraftarlarca eleştirildiği için takımdan ayrılmayı planladığı ifade ediliyor. Brezilya'da bir TV programında Willian'ın durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan yorumcu Van Peta, Willian'ın Corinthians ile olan sözleşmesini feshedebileceğini söyledi. Hatta 15 Ağustos'a kadar takımdan ayrılmayı planladığını iddia ederek, Willian'ın Ağustos 15'e kadar takımdan ayrılacağına dair haberler var. Görünüşe göre kolaylık isteyecek. Avrupa'dan teklif geldiği için ayrılmak istiyor. Corinthians'la oynamak istemiyor. Bu bilgi bana kulübü tanıyan birinden geldi dedi. Programın bir başka yorumcusu Mano Borges ise bir duyumum var. George Jesus ile de görüşebilirsiniz. Görünüşe göre Fenerbahçe William ile görüşmüş. Gelen tekliflerden biri onlardan. Belki de Fenerbahçe'ye gidiyordur ifadelerini kullandı. Kariyerinde Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında da forma giyen Brezilyalı Yıldız sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 Aralık ayı sonunda bitecek olan Willian geçtiğimiz sezon Corinthians formasıyla 35 maçta forma giyerken 1 gol ve 4 asistik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5,5 milyon euro. Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Sloven futbolcu Torino yolcusu. Torino Türkiye pazarından vazgeçemiyor. Transferlerini hız kesmeden devam eden İtalyan ekibi Fenerbahçe'li oyuncuya talip oldu. Torino kulübü şu sıralar yaşanan yoğun transfer döneminde yaptığı hamleyle Beşiktaş'ı karıştırmasıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık 2 ay önce siyah beyaz takımla sözleşme yenileyen Emirhan İlkan'ın serbest kalma bedelinin düşük tutulması taraftarların Beşiktaş yönetimine tepki göstermesine neden olmuştu. Bu durumdan faydalanan İtalyan ekip Emir Anelkan'ın bonservis bedelini ödeyerek kendi kadrosuna katmıştı. Torino'nun yeni hedefi ise Sarı Lacivertlerin yıldız futbolcusu oldu. İtalya Serie A Ligi ekibi Torino, Fenerbahçe'nin Sloven orta saha öncüsü Miyazaki'yi transfer etmek için kolları sıvadı. Torino daha önce Miazat için Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilen 3 milyon euro bonservis teklifini 4 milyon euroya kadar yükseltti. Ancak Fenerbahçe yıldız oyuncusu Zayt için en az 6-7 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle yedek kulübesine abs olan 28 yaşındaki oyuncunun takımlar ayrılmak istediyse gelen bilgiler arasında Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan Miazat Geride bıraktığımız sezon 41 maçta 9 gol ve 2 asistle oynamıştı. Fenerbahçe Avrupa takımlarının radarında olan orta saha oyuncusundan vazgeçmek için daha yüksek bir gelir elde etmek istiyor. Miyazaki'nin yedek kulübesine çekilmesinin ardından Fenerbahçe'de kalmak istemediği, hatta İtalya Serie A ligine geri dönmek istediği için Torino transferine sıcak baktığı ifade ediliyor. İtalyan ekibinin Sloven oyuncu için bonservis teklifi olan 4 milyon euroyu. Fenerbahçe yönetiminin kabul edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerden ettik kazanacak